Merhaba değerli 6 Eylül TV izleyenleri, yayınımıza hoş geldiniz. Bizler 6 Eylül TV olarak sizler için çeşitli içeriklerde programlar hazırlıyoruz. Adım adım 6 Eylül programımızı bizleri takip edenler bilir. Bu programımızda sizlere 6 Eylül ilçemizin kırsal mahallelerini tanıtıyoruz. Buradaki doğal güzellikleri ekranlarınıza getiriyoruz. Ve her cuma Serdar Başaran'la sunduğumuz 6 Eylül'den Haber Var programımızla yerel, ulusal ve dünya gündemini sizlerle paylaşıyoruz. Bir yandan bu programları yaparken, bir yandan da programlarımızı çeşitlendirmeye, içerikleri genişletmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda bugün farklı, yepyeni bir programla karşınızdayız. Şu anda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İl Halk Kütüphanesi'ndeyiz. Bu arada bizlere kapılarını açan İl Halk Kütüphanesi İdaresi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bizlere böyle bir ortamda program yapmamızı vesile oldukları için. Bulunduğumuz mekandan da anlayacağınız üzere konumuz kitap. Bu konuyla ilgili eğitimci Dilaver Ayyıldız Hocam'la birlikteyiz şu an. Sizlere her programda 3-4 kitap tanıtımı yapacak Dilaver Hocamız. Programa geçmeden önce isterseniz bir hocamızı tanıyalım. Evet hocam, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizi tanıyalım isterseniz. Balıkesirliyim. Balıkesir Yenikavak Köyü doğumluyum. İlkokulu köyde okudum. Orta ve lise Balıkesir. Üniversiteyi de Konya Selçuk Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladım. Öğretmenlik görevime Bitlis'te başladım. Daha sonra Balıkesir'e gelerek milli eğitimin çeşitli kademelerinde, çeşitli görevlerde bulunduk. Evet. 5 yıldan beri de 6 Eylül Belediyesi'nde çalışıyorum. Bu kadar. Evet, hocamıza teşekkür ediyoruz. Hocam isterseniz kitaplara geçmeden önce kitaplarla ilgili kısa bir tanıtım alalım sizden. Evet. Bu kitap tanıtım programında bizler kitaplar hakkında derinliğine, özeti ya da buna benzer çok derin şeyler söylemeyeceğiz. Sadece kitabın yazarı, yayın evi, yayın tarihi gibi ve kitapla ilgili söylenen bir şeyler varsa onları söyleyeceğiz. Ve 6 Eylül TV'nin değerli izleyicileri bu kitaplar hakkında genel bir bilgiye sahip olmuş olacak. Evet. Evet sevgili izleyenler, programımıza devam ediyoruz. Şimdi de konusu kitap olan bu programımızın ayrıntılarına geçmeden önce isterseniz hocam okumakla ilgili birkaç kelam etmek istiyorum. Buyurun, müsaadenizle. Edelim. Bununla ilgili birkaç sorum olacak size. Türkiye okuyor mu hocam sizce? Şimdi ben şöyle başlasam söze. Tabii, buyurun. Türkiye okumuyor. Toplum çok cahil. Evet. Avrupa'da, Amerika'da ve Japonya'da kitap okuma oranları yüzde bilmem kaç tara fırlamış. Fakat Türkiye'de yerlerde sürünüyor. Efendim, bu maküs talihimizi yenmeye çok çalıştık ama başaramıyoruz, yenemiyoruz. Yine mi yenemeyeceğiz desem hemen evet evet diye bunu onaylayacak Türkiye'de çok insan var. Fakat durum gerçekten böyle midir? Bu iddiada bulunanlar, bu fikirleri ileri sürenler hemen ardından bir istatistik bilgileri sıralarlar. Bu bilgilere göre internete girdiğinizde bunlar var. Türkiye'de okuma alışkanlığı %0,01. Yani bu istatistik bize kabaca şunu gösteriyor. Türkiye'de sadece 800 bin kişi kitap okuyor. Öyle değil mi peki hocam? Şimdi UNESCO'nun verdiği bir rakam da var. Türkiye kitap okuma endeksinde dünya sıralamasında 86. sırada. Peki bu doğru mu? Bununla ilgili 2018 tarihli bir yazı okumuştum. Bugüne kadar söylenenlerden farklı. Bugüne kadar söylenenlerin yerleşik kanaatlerin tersine bir şeyler söyleyen bir yazı. Bu gazeteci yazar İsmail Kılıçaslan'ın 13 Ocak 2018 tarihi Yeni Şafak'ta yazdığı bir yazı. Başlığı da ülkeyi aşağılama kılavuzu ya da bizden adam olmaz diye içeriğinde kinaye olan bir yazıydı bu. Evet.
Yazar bu yazısında ülkemizdeki toplumuna, kültürüne, inancına, bu topraklara yabancı, yarı aydın insanların eleştirisini yapıyor. Diyor ki onlara göre bizim toplumumuzu aşağılayan, küçük gören, hor hakir gören kim ne söylüyorsa hemen inanılıyor. Hele bu eleştiriler, bu hor hakir görmeler batıdan geliyorsa çok daha doğru kabul ediliyor şeklinde görüşler serdetmiş yazar. Peki gerçek ne hocam? Gerçeği söylendiği gibi değil. Ve bu konu kitap okumayla ilgili yine sorular soruyor. Türkiye'de okuma oranları şu kadar düşük. Okuma bakımından şu sıradayız, çok aşağılardayız gibi sorulara, evet, iddialara karşı şu, evet, soruları soruyor. Diyor ki, madem ki Türkiye'de sadece 800 bin kişi kitap okuyor, bu yıl basılan 407 milyon kitap nereye gitti diye soruyor. Doğru. Bu 2018 tarihli bir yazı. 2018 için diyor ki 407 milyon kitap nereye gitti? Yani kişi başına 505 kitap basılmış. Türkiye nüfusuna bakıyor. Geçen yıl basılan 407 milyon kitapla dünya sıralamasında Türkiye olarak biz 10. sıradayız. Kitap üretim olarak 10. sırada. Ama nasıl oluyor da kitap okuma endeksinde 86. sırada oluyoruz? Evet. Yani bunda bir dengesizlik yok. Yine internetten kitap satışı konusunda yukarılarda olan, iyi yerlerde olan bir internet sitesinin 4 milyon 165 bin üyesi var. Evet. Ve 2017 yılında bu site 8 milyon 206 bin kitap satmış. Ve bu kitapları alanların çoğu da %65'i 18-34 yaş arası insanlar. Diyoruz ki, yazar da onu diyor, bu satış rakamları da diyor bizi dünya sıralamasında 86. olmaktan kurtarmıyor mu kardeşim? Bu kadar da kötümser olmaya, kötü durumda olduğumuzu tekrarlayıp durmaya gerek yok. Hülasa, elbette kitap okuma konusunda çok iyi yerlerdeyiz, zirvedeyiz filan iddiasında değil kimse. Ama kendi ülkesinin değerlerinden kopuk, kültüründen kopuk, bu topraklardan, kökü bu topraklarda olmayan aydınların ya da bizim halk arasında dolaşan klişe "hiç okumuyoruz kardeşim" sözü yaygın kanaat, bu yaygın kanaat gerçeği yansıtmıyor. Tam olarak gerçeği yansıtmıyor diyelim. Devasa yayın evleri var. Milyonlarca kitap basıyorlar. Bu kitaplar satılmıyorsa, okunmuyorsa nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Evet, doğru söylüyorsun. Bu kitapları hocam, yayın evleri, yani bu kitapları basalım, istatistik yükselsin. Sonra ne olacak? Yakılıyor mu bu kitaplar? Ya da çöpe mi gidiyor? Çürütülüyor mu? Bu mantıklı bir yaklaşım değil. Demek ki kitap okuma konusunda istenen düzeyde değiliz. Evet. Ama gün geçtikçe daha iyiye doğru gidiyoruz. Gitmeliyiz de. Çünkü biz İlk emri oku olan bir kitabın inananları ve hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyen bir kitabın tabileriyiz. Evet, doğru söylüyorsunuz hocam. O zaman durum zannedildiği ya da iddia edildiği kadar kötü değil hocam. Değil, tabii ki değil. Ve gün geçtikçe daha iyiye gidiyor diye düşünüyorum. Evet. Şuradan anlıyoruz. Kitap fuarlarına bakınız. Kitap fuarları, özellikle büyük şehirlerdeki kitap fuarları, büyük ilgi görüyor. Binlerce, yüz binlerce insan, şu kadar kişi ziyaret ediyor, geziyor, kitap alıyor. Bu iyiye gittiğimizin işareti diye düşünüyorum. Evet. Hocam, size bir sorum daha olacak. Evet. Bu konu üzerine, okumakla ilgili. Bir kişi kitap seçerken nelere dikkat etmeli sizce? Yani bu çok geniş cevabı olan bir şey ama, evet, bir soru ama biz bir yerinden girelim. Bir kere yaşınızla ilgili, ilgi alanınızla ilgili,
neyi aradığınızı, ne bilmek istediğinizle ilgili bir şey bu. Edebiyata ilginiz varsa, evet, dünya edebiyatına ilginiz varsa, önce kendi edebiyatınız, kendi kültürünüzün, kendi kültürünüzle ilgili edebi eserleri okumak, onların içinden seçmek, dünya görüşünüze, duruşunuza, tavrınıza, edanıza uygun olan ne varsa onları okumak. Eğer bir din alanında ilerlemek istiyorsanız, elbette ki önce kendi inancınızla, dininizle ilgili kitaplar seçmelisiniz. Ha, kitap okumaya yeni başlıyorsanız, kitap seçerken roman da alsanız, şiir de alsanız ya da incelemek herhangi bir alanda kitap da alsanız, alacağınız kitabın, roman alacaksanız çok felsefi konular içeren romanlardan değil, daha basit, sürükleyici. Ağır olmayacak yani. Ağır olmayan kitaplardan seçebilirsiniz tabii ki. Peki hocam, bu son zamanlarda aslında evet dediğiniz gibi ilgi alanlarına giren kitapları seçmek kişiye en doğru kitabı seçmesini sağlar. Ama bir de ayrıyetten öğrenmemiz gereken şeyler var. Bilmemiz gereken, aslında zorunda olarak okumamız gereken kitaplarımız var. Son zamanlarda kişisel gelişim kitapları, moda demek istemiyorum ama fazla yaygın bir şekilde okunmaya başladı. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Kişisel gelişim kitaplarıyla ilgili okumalı mıyız yani kişisel gelişim kitabını? Çok yaygın, çok evet, okunuyor. Fakat şöyle bir eleştiri de var. Bu kişisel gelişim kitaplarının insanı bencilleştirdiği, insanın nefsini, egosunu fazlaca pompaladığı, beslediği ile ilgili eleştiriler de var. Evet. Biraz da bu açıdan bakıyorum. Tabii ki insan kişisel olarak, duygusal olarak, düşünce olarak kendini geliştirmek ve bu alanda kendisine bir şeyler katmak durumunda. Ama bu insanı egosunun dar koridorlarında yalnız başına yürüyen bir varlık haline getirmemeli insanı diye düşünüyorum. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, programımız devam ediyor. Programın başında da söylediğimiz gibi bu programda ve her programda Sayın Hocamız 3-4 kitap tanıtacak sizlere. İsterseniz hocam kitap tanıtımına geçebiliriz. Evet. Elimizde hangi kitaplar var? Yazarları neler? Bunların bilgilerini sizden alalım isterseniz. Şimdi tanıtacağımız ilk kitap Fransız yazar, egzistansiyalist, varoluşçu felsefeye tabi olan, o felsefeyi güden Fransız yazar Jean-Paul Sartre'ın bir kitabı. Duvar isimli bir kitap bu. Bir öykü kitabı, birkaç öyküsünü bir araya getirmiş. Bu kitabın içinde, Duvar kitabının içinde, kitaba adını veren Duvar, o da Erostrate ve Yakınlık şeklinde 4 tane öykü var. Evet. Kitaba geçmeden Jean-Paul Sartre'la ilgili şurada birkaç özet bilgi var. Jean-Paul Sartre kim? Ünlü Fransız yazar ve düşünür. Felsefe içerikli romanları yanı sıra her yönüyle kendini özgü olarak geliştirdiği varoluşçu felsefesiyle de yer etmiş. Bunların yanında varoluşçu Marksizm şekillendirmesi ve siyasetteki etkinlikleriyle 20. yüzyıla damgasını vurmuş düşünür. Nobel ödülü de almış fakat Nobel ödülünü kabul etmemiş. Eserleri var. Birçok eseri var. Biz birkaç tanesini söyleyebiliriz. Varoluşçuluk, Altona Mahpusları, Bulantı, Varlık ve Hiçlik, Duvar, Hepimiz Katiliz, Tükeniş, Estetik Üstünde Denemeler şeklinde daha sayamayacağımız evet, sayıda romanları var. Eserleri var diyelim. Bu elimizdeki Jean-Paul Sartre'ın Duvar adlı kitabı Varlık Yayınları'ndan çıkmış. Baskı tarihi, basım tarihi 1982. Ben bu kitabı kütüphaneme 1983 yılında almışım.
Ve 83 yılında da okumuşuz. Evet, yanlış hatırlamıyorsam varoluşla alakalı konusu. Evet, bunun hikayeler farklı. Evet. Bununla ilgili arka kapak yazıları vardır biliyorsunuz kitaplarda. Evet. Burada bu kitapla ilgili şöyle bir bölüm var, onu okumak istiyorum. Büyük Fransız filozof ve romancısı Jean-Paul Sartre'ın en çok ilgi çeken yapıtlarından biri de Duvar'dır. Bu yapıtında Sartre örnek sayılacak güçte uzun öykülerini bir araya getirmiş. İspanya devrimi günlerinde geçen Duvar'ın yanı sıra öteki üç öyküsünde hep psikolojik ve bir takım sapmaları ele alarak işlemiş olan usta yazar, bu öykülerinde her zaman değerini koruyacak bir aşamaya ulaşmıştır diye arka kapak yazısı var. Merak eden okuyucularımız bu dört öykü içeren bu kitabı kitapçılarda bulabilirler evet, diye. Evet, ismini ve yazarını bir daha söyleyelim isterseniz. Jean-Paul hocam. Sartre, Duvar. Duvar. Varlık Yayınları ya da başka yayınlardan da çıktığını düşünüyorum. Bir diğer kitabımız Profesör Doktor İhsan Süreyya Sırma'nın Sömürü Ajanı İngiliz Misyonerleri diye bir kitap. Önce İhsan Süreyya Sırma kimdir? Ona bir bakalım. İhsan Süreyya Sırma bir tarihçi, gazeteci, yazar, seyahat yazar aynı zamanda. 1994 yılında Siirt'te dünyaya geldi. İlkokulu Pervari'de tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirmiş. 1967 yılında kazandığı bursla Fransa'ya giderek İslam tarihi alanında doktorasını yapmış. Daha sonra Erzurum Yüksek İslam'da çalışmış. Çalışmalarını bir süre Viyana İslam Üniversitesi'nde yapmış. Eserlerinden bazılarını, birkaçını söyleyeceğim. Çok uzun çünkü. Evet. Çok değerli bir yazar. Osmanlı Devleti'nin yıkılışında Yemen isyanları, Hazreti Peygamber döneminde Yahudilik, Sömürü Ajanı elimizdeki kitabı, Misyonerler, Tanzimat'ın götürdükleri, Pakya mektupları, Örnek Halifeler dönemi, Gezi yazıları var, Gezi konusunda eserleri var. Yalan Dünya'yı Adımlarken, Seyahatname-i Süreyya diye bir eseri. Yine çeviri olarak da İslamiyet ve Hristiyanlık, Peygamber Ordusu'nun Tarihi şeklinde birçok eseri var. Bu kitap Yeni Şafak gazetesi tarafından bir kültür dizisi olarak okuyucularına hediye edilmiş. Kitabın basım tarihi 1995. Bu kitap neyden bahsediyor? Sömürü Ajanı İngiliz misyonerlerinin Türkiye'de, Osmanlı döneminde Türkiye'de yaptığı çalışmalardan bahsediyor. Hemen birkaç pasaj okuyalım buradan da. Evet hocam. Bir misyonerin, bir ajanın söylediği sözler bunlar. Biz İngilizler, cihan kıtalarının her tarafına yayılmış bir milletiz. Çeşitli kavimlerle temastayız fakat hiçbir vakit onlarla karışmayız ve hiçbir tesirle seciyemizi bozmayız, diyor. Bir İngiliz kendi tüccarlarından gayri bir tüccardan hiçbir şey almaz. İngilizler kendileri içindir, başkaları için olamazlar. Herkesi İngilizler için hazırlamaya çalışırlar. Yani sömürüden bahsediyor. Evet. Yine gerek İngiltere'deki misyoner teşkilatlarında çalışan elemanlar ve gerekse İslam dünyasında yetişip hizmet verme diyor tabii ki. Seviyesine gelen misyoner casus adayları Londra'da toplanarak görev taksimatında bulunurlar. Bu görevlerin başında Müslümanların zayıf noktalarını tespit etme hareketleri gelir. Bir toplumu parçalamak, bölmek için o toplumun zayıf yönleri neler? Bunları tespit ederler. Biz de tespit ettikleri Sünni-Şii ihtilafı, amir-memur ihtilafları, Osmanlı-İran ihtilafı, aşiret ihtilafları, donmuş fikirler ve taassup, yenilikler ve dünyadan habersizlik gibi birçok alanda problem tespit etmişler, zayıf yönlerimizi ve bu yönlerden bize fitne sokuyorlar ve darmadağın etmeye çalışıyorlar. Evet. Yine Hemfer adında bir
İngiliz misyoneri, ajanı Osmanlı topraklarında kandırdığı bir Muhammed isimli bir din adamını nasıl kandırdığı ile ilgili şeyler anlatıyor. Gördüğü yalan rüyaları o kişiye anlatarak o kişiye kendisinin ne kadar değerli bir insan olduğunu anlatmaya çalışıyor. Yani uydurma rüyaları kullanıyor insanları kandırırken. İhsan Süreyya Sırma'nın Sömürü Ajanı İngiliz Misyonerleri eseri de bu. Bir diğer eserimiz bir öğretmen yazarlar dizisi zannediyorum. Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkmış. Pazartesi Yalnızları isimli bir şiir kitabı. Ömer Karayılan galiba. Ömer Karayılan yazarı da, şairi de diyelim. Tabii şiir kitabını elimize aldığımızda içinden birkaç şiir okumadan geçmek olmaz diyorum. Evet, alalım hocam. Burada 32. sayfada Unutulan diye bir şiiri var Ömer Karayılan'ın. Birkaç kıta değişik sayfalarını okuyup hemen diğer eseri geçeceğiz. Tabii ki de. Buyurun hocam. Unutulan. Görüşmedik yıllar var ki, bir simidi bölüşmedik. Hala aklım fikrim sende, sanki hiç ayrı düşmedik. Ay karanlık akşamlarda acı türküler yutkundum. Sanki senle kopmamıştık ve hala sana tutkundum. Gurbet hükmüm kesinleşti, açılırken kara kitap. Yıldızlar kurşundu sanki, üstüme yıkıldı mehtap. Sana benzer kimi görsem, içim sızlıyor derinden. Senelerdir uzaktayım, ay ışığı gözlerinden, demiş şair. Bir başka şiir, Çıkmaz Sokak diye. Yanlış adrestesin, izlerin mahmur, faili meşhur bir yalnızlıktasın. Nereden çıktı böyle bu garip yağmur? Al işte, mümkün mü akşam olmasın? Yanlış sokaktasın, bir daha düşün. Şakaklarında yağmur mu, ter mi? Neyi çözümler bu şehre dönüşün? Kendini bulmadan yollar biter mi? Yanlış sevdadasın, unut bu işi. Bu adres uymuyor bu mektuplara. Artık yok buraya gömdüğün kişi. Kaybettiğin şeyi içinde ara. Sanıyorum bu kadar yeter. Teşekkür ederiz hocam. Okumak isteyen değerli izleyicilerimiz bunu sanıyorum kitapçılardan bulabilirler. Evet, yazarını ve kitabın ismini tekrardan söyleyeyim. Ömer Karayılan'ın Pazartesi Yalnızları isimli eseri. İçinde çok güzel, çok harika şiirler var. Evet, son olarak dördüncü kitabımız. Son olarak dördüncü kitap Albert Camus'un Yabancı adlı eseri. Bugün öyle denk geldi. Albert Camus de yine Fransız bir edebiyat adamı. Bu da yine varoluşçu felsefeye mensup. Yazarı ile ilgili hemen kitabın içinde birkaç bilgi var. Ona hemen bakalım. 20. yüzyılın gerek düşünce gerekse edebiyat açısından en önemli ve etkili yazarlarından Albert Camus, 1913 Cezayir'in Mondovi kasabasında dünyaya geldi. Babası Fransız, annesi İspanyol, yoksul bir ailenin çocuğu. İlk gençlik yıllarını Kuzey Afrika'da geçiren Camus, bağımsız yaşamak için evinden ayrılarak çeşitli işlerde çalıştı. 23 yaşında Fransa'ya giderek gazetecilik mesleğine atıldı. Gazetecilik de yapıyor. Daha sonra Fransız Direniş Hareketi'ne katılıyor. Eserleri Caligula, Lenos Geceler, L'Étranger Yabancı, Le Mythe de Sisyphus Efsanesi, L'Homme Révolté Başkaldıran İnsan, La Chute Düşüş, L'Exil et Le Royaume Sürgün ve Krallık şeklinde birçok eseri var. Bu da Fransız bir yazar demiş. Bu da Fransız. Evet. Bu kitap yayın evi Altın Kitaplar yayın evinden çıkmış ve Mayıs 1984'te
yayınlanmış. Evet. Kitabın konusuyla ilgili olarak hemen kısacık bir şey. Tabii. Ünlü bir eleştirmen yabancı romanını şu sözlerle özetlemektedir diyor. Mörso Cezayir'de katip olarak çalışan bir genç adamdır. Orta sınıftan bir bekar. Küçük bir dairede yaşar. Akşam yemeğini kendi pişirir. Hafta sonları kız arkadaşıyla yüzmeye, sinemaya gider. Yaşam olgularını, ölümü dışarıdan gözlemlemektedir. Hatta dehşet verici ve haksız bir mahkeme karşısında uğradığı kişisel felakette bile kendi duygularını ve başkalarının tepkilerini sakinlikle, hatta alaycı bir dürüstlükle inceleyebilmektedir. Yabancı kadar çok şeyi çok az sözcükle dile getiren bir yapıt çok ender bulunur demiş. Yine arka kapak yazıları var biliyorsunuz kitaplarda. Hemen oradan birkaç cümle okuyorum. Mutluluğu neden boşuna arıyorsunuz? Aslında mutluluk aldatıcı bir görüntüdür. Çünkü insanlar ölüme mahkumdur ve bu gerçek onu bunalımın içine itmektedir. Yaşamın anlamsızlığını bilerek yaşam kişiyi yüceltir, soylu kılar. Bu evrenin saçmalığına karşı bireyin kazandığı bir zaferdir. Evet. Tabii. Zaten egzistansiyalist felsefe, varoluşçu felsefenin temeli, evet. L'absurdité du monde diyorlar. Yani dünyanın saçmalığı üzerine oturuyor. Bu yazar da bu felsefeye mensup yazarlardan biri. Kitap tanıtımımız bu kadar. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, programımızın başında da söylemiştik. Bugün Sayın Hocamız bize 4 adet kitaptan bahsetti. Her biri çeşitli içeriklere sahip, yazarlarından ve yazarların hayatlarından bahsetti bize. Ve bundan sonraki programlarımızda da kitap tanıtımlarımız devam edecek. Bu arada hocamın kitap tanıtımımız bitti bu arada. Tavsiye kitap bölümüne geçelim hocam, evet. İsterseniz. Sayın değerli hocamın sizlere tavsiye kitap önerileri olacak. İsterseniz bunlardan biraz bahsedelim. Bu programımızda iki kitabımız var tavsiye edeceğimiz. İlk kitap bugünlerde çok gündemde olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın bir kitabı bu. Kitabın adı Barbar, Modern, Medeni diye bir kitap. Çok revaçta olan bir kitap. İbrahim Kalın biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, yurt içinde yurt dışında birçok kurumlarda çalışmış. Halen çok etkin bir görevini sürdürüyor. Kitabımız bu. Evet, tavsiye ediyoruz. Izleyenler, İbrahim Kalın'ın Barbar, Modern ve Medeni kitabını Sayın Hocamız tavsiye ediyor. Bütün yayın evlerinden ulaşabilirler sanırım. Evet, ulaşabilirler. Bir diğer kitap şair Nurullah Genç'in Yağmur isimli şiir kitabı. Bunu da değerli izleyicilerimize tavsiye ediyoruz. Tabii şiir olmazsa olmazımız, evet, zaten şiir hocam. Şiir her zaman, evet. Her zaman yanımızda, içimizde. Evet. Nurullah Genç'in daha birçok eseri var ama bu programda Yağmur diyoruz. Kitap tavsiyemiz de bu kadar. Evet sevgili izleyenler, kitap tavsiyelerimizi umarım not almışsınızdır. Sayın hocamın ettiği kitap tavsiye ettiği kitapları bütün yayın evlerinden ulaşabilirsiniz. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Az önce de bahsettiğimiz gibi belli periyotlarda bu programımıza yer vereceğiz. Sizlerin karşısında olacağız. Her programda 3-4 kitapla, kitap tanıtımıyla birlikte sizlerle olacağız. Hocam, bizlere değerli bilgi ve tecrübelerinizi aktardığınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, programımızın sonuna geldik. Programımızı bitirmeden önce okuyun ve kitabı hayatınızın merkezine koyun diyorum. Ve kitapların var olduğu bir dünya diliyorum hepinize. Hoşça kalın.